Alo Macit. Neriman. Öğleden sonra buluşalım. Arabayla seni aldıracağım. Yok yok, araba göndermene gerek yok. Nerede buluşacağız? İtiraz istemiyorum Neriman. Seni bugün öğleden sonra sahilden aldıracağım. Konu kapanmıştır. Benim şimdi çıkmam gerekiyor. Neriman. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ben de seni canım. Fahriye. Sonra ne olacak demeye korkuyorum. Macit, ne oldu? Macit, bırakır mısın? Bırakmam Neriman. Bundan sonra seni asla bırakmayacağım. Anladın mı? Bunlar ne kızım? Elbise. Nereye gidiyorsun kızım? Hala, bugün benim için çok önemli bir gün. Fazla söylenmesen olur mu? Sana hiçbir şey söylenmiyor ki Neriman. Söylesem de dinlemiyorsun. Her şey düzelecek hala. Sen merak etme. Hayrola? Senin bulutların rengi değişmiş. Kara kara bulutlar pembe olmuşlar. Yine balık olup umut dünyasına mı düştün? Zehra aradı. Bir sürü laf saydı. Daha da vardır. Ama haklı. Şinasi'yi boş yere tuttular, sen de o gece... Ben sadece çok korktum hala. Macit'e bir şey olacak diye çok korktum, anladın mı? Ya Şinasi? 3 günlük Şinasi değil ki, yılların Şinasi'si. Özür dilerim Zehra teyzeden. Özür dilemekle olmaz kızım. Bakalım Şinasi seni affedecek mi? Ya Macit'in o kasıntı annesine ne demeli? Utanmadan evimize kadar geldi. Kocaman kocaman hadsiz laflar etti. Tahmin edebiliyorum. Tahmin edebiliyormuş. Öyle tahmin etmekle olmaz. Yaşamak lazım. Gel bir de bize sor. Bıktım artık ben Neriman. Öyle her kafasına esenin evimize gelmesinden bıktım. Yol geçen hanım burası. Ama akıllarınca bizi küçük görüyorlar. Ama hep senin yüzünden. Biliyorum hala. Biliyorum. Zaten felaketler sebepsiz kalmasın diye ben bu evdeyim. Yoksa böyle kimin karşısına geçip senin yüzünden, senin yüzünden diyecektiniz değil mi? Ben buradayım hala, hiç merak etme. Hani sen hala yeter artık, yeter diyorsun ya. Haklısın Neriman. Şurama kadar geldi. Bir damlacık yerim kalmadı. Bak sana söylüyorum Neriman. Benim gözüm döndü artık. Bir tek olay daha olursa... Ağzımdan çıkanlar kime kısmet olur bilmiyorum. Hazır mısın? Sayılır. Şeytana uyma Gürtel. Şeytana uyma. Kapa kulağını, duyma. Ay. Sakin ol canım. Sakin ol. Sakin ol. Gülümse. Gülümse. Aa! Boş ver ya. Çiçekçi. Neriman, sormaz, burada mı oturuyor? Burada. Buyurun.
Sağ ol çocuğum. İyi günler. Macit Ağacıoğlu. Allah! Yetti be! Ama ne yapıyorsun sen? Bıraksana şunları. Yoluyorum Neriman. Çekil önünden, senin de yolun Neriman lan sen. Allah'ım, iyi ki abim evde değil. Olaydı bunları böyle yollakta kalmaz. Vallahi canımızı okurdu. Tek tek yedirirdi bunları bize. Allah'ım, bu gençlere de akıl fikir ver. Al, al, aldığın yere geri getir bunları. Neriman, sen nereye gidiyorsun kızım? Çiçekleri beğendin mi? Evet, çok sevdim. Halam da bayıldı. Yetti be. Yol geçen hanıma döndü. Gelmesinler artık evimize. Çiçekçisine kadar evimizin içindeler. Anası gelir hakaret eder, oğlu da çiçek gönderir. Yetti. Aa, dayanamayacağım ya. Girişeceğim ben bunlara. Ev basmak nasıl olurmuş göstereceğim. Evet Yiğit Bey. Kaç yıllık deneyiminiz var acaba? 2 yıl. 2. Ya, çok güzel. Buraya yakın mı oturuyorsunuz peki? Biraz uzak. Uzak. Gelip gitmeniz zor olmayacak mı? Yok, olmaz. Konuşmayı pek sevmiyoruz galiba. Alo? Fahriye, hemen buraya geliyorsun kızım. Buyurun Gülter Hanım. Size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Fahriye, acil bir işim var kızım seninle. Hemen diyorum, hemen Fahriye. Yiğit Bey, hayırlı olsun o zaman. Akşam mutlaka bekliyoruz sizi. Buyurun, bu da ders programınız. Akşam dersleri için. Çok teşekkür ederim. Bir dakika. Hemen başlıyor muyum? Tabii tabii, siz başlayın. Ben işlemlerinizi yaparım zaten. Çok teşekkür ederim gerçekten. İsminizi öğrenebilir miyim? Fahriye Hanım. O zaman çok memnun oldum. Fahriye Hanım. Ben de. Valla tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Ay canım benim, ben daha çok memnun oldum sanki. Geliyorum Gülten ablacığım, geldim vallahi. Şinasi, serbest bırakılmışsın. Ben olanlara çok üzüldüm Şinasi. Evet. Macit için ne kadar üzüldüğünü fark ettim. Hatta beni suçlayacak kadar gözün döndü. O heriften hoşlanmadığım doğru. Ama benim birine kötülük yapabileceğime nasıl inandın? Senin benimle ilgili hayal dünyan bu kadar mı kötü? Şinasi, herkes bir sürü bir şey söyledi. Yanılmışım, özür dilerim. Yapma Neriman. Biraz dürüst ol. O hiç umurunda olmayan başkalarının söyledikleri konu ben olunca inandırıcı oldu, öyle mi? Hani senin aklın, kalbin sana her zaman doğru yolu gösterirdi? Bu suçu benim işlediğimi, başkaları beni suçladığı için değil. Sen aklınla, kalbinle inandın. Sen de sokak ortasına Macit'le çocuklar gibi kavga ettin. 1. O bana saldırdı. 2. Bende yaşadığın güzel günlerin hatırı var. Seni üzecek böyle bir şey yapmam. Bir zamanlar yüzümü güldürenin gülüşünü soldurmam. Şinasi. Özür dilerim.
Boş ver. Neriman Hanım. Evet benim. Buyurun Macit Bey sizi bekliyor.